Orada adam yalnız diye ve orada olay olmuş diye konuştuk ikimiz aramızda. O açıdan yani Ama uygun o mu gördüm. istedi sizden, siz mi verdiniz ona? İkimiz karar verdik. Beyefendi, Dedim. siz mi istediniz benim ver bana tüfeğini diye? Ya şimdi bana dedi ki sen burada yalnızsın, silahın var mı? Yok dedim. Ya, yoksa dedi sana bir silah getireceğim dedi. Yanında bulunsun. O ben de getir o zaman dedim. Getirdi bıraktı. Yani siz teklif ediyorsunuz. Ya orası o olay oldu diye adamın aklına herhangi bir şey gelip kötü bir şey gelmesin yani kendi kendini güvende hissetsin diye. Öyle yani bir şey amacıyla yani Tevfik herhangi bir. Bey, bakın bir tabir vardır bizim Türk milletinde. At, avrat ve silah kimseye emanet edilmez. Yani bir insanın emanet edemeyeceği üç şey vardır. At, eskiden arabalar olmadığı için at diye geçiyordu. At, avrat ve silah. Bunlar hiç kimseye teslim edilmez. O silahı sen bu arkadaşa verdin. Belki o silahla sen bir cinayet işlemişsin. Belki o silahla sen bir olay O yapmışsın. kadarını Bu düşünmedim. arkadaşın da başını belaya sokuyorsun. Özür dilerim, o kadar şeyini düşünemedim. Ya bilemiyorsun. Bir de yani senin bu arkadaşla ne kadar zamandan beri devam eden bir dostluğun var? Birkaç senedir. He? Birkaç senedir. Birkaç, yani bir çok yakınlığın yok. Vardır canım Ya aşağı yukarı. olsa da bak şimdi kardeşim, sen şimdi Müge Hanım'la biz senelerdir bu dostluğumuz var. Ne ben kalkıp da Müge Hanım'a şu silahı mal senin yanında kalsın dediğim zaman Müge Hanım bile endişeli davranır. Niye? Belki bu silahın içinde ben ondan evvel bir takım belalar yapmışım. Silah bir dosta verilmez. Düşmana da verilmez. Düşmana verirsin, kendin silahsız kalırsın. Dosta verirsin, dostun başını belaya sokarsın. Daha evvelki o silahın icraatıyla. Düşünemedim o kadarını. Özür dilerim, Yani düşünemedim. bu bir mantıklı cevap değil sizin bu arkadaşın. Yalnız yaşıyor. Canını kurtarayım diye verdiğin bir gerekçe bir mantıklı cevap değil. Sen de orada yalnız yaşıyorsun. Senin bu silahtan başka kendini koruyacak bir silahın var mıydı? Yok, hayır. Ben önce can, önce sonra canan, ben kendimi korumak için bulundurduğum silahı kalkıp da laf olsun diye bir arkadaşa al yalnız kalma kendini korursun diyeceğim Ve ve aynı kendimi bölgede. tehlikeye bırakacağım. Ve aynı bölgede işlenen bir cinayet var yani. Yani bir de olayda iki tane cinayet var. Yani kusura bakmayın, gerek sizin verdiğiniz cevaplar, gerek Emel Hanım'ın verdiği cevaplar hep böyle tutarsız. Yani olayı aydınlatmaya yetmeyen, beklenen cevaplar değil. Beklenen dediğim gerçek tatminkar cevaplar değil. Size göre bu tatminkar olabilir. Ama dışarıdaki insanların 10 kişiye sorsan onu da 9 değil, onu da verilen cevapları tatminkar bulmuyor. Şimdi Emel Hanım'ın o akşam oradan sağ çıkmasının bana göre iki sebebi var. Ya bu işin içerisinde kendi eli vardır veya bu icraatı yapan Emel Hanım'ın çok yakın biridir, tanıyan biridir, aralarında yakın bir diyalog vardır. Özel olarak Emel Hanım'ın orada burnunun kanamaması için elinden geleni yapmıştır. Ve planı da beraber kurmuşlardır. Uyudum dersin, uykusuzdum dersin, uyanamadım dersin. Sakın ha benim de başım belaya sokma. Bak ben senin canını bağışlıyorum. Sen de bunun dışında bir ifade verme. Çağrıldığın zaman da işte hastaydın, şöyle dedim, böyle dedim, kendine göre cevaplarla bir şey oyala. Ama bu oyalama nereye kadar sürecek? Ben Emel Hanım'a da hitap ediyorum. Nereye kadar sürecek Emel Hanım? Nihayet adaletin sert duvarına bu olayda ilgisi olanlar, yalnız bu olay demiyorum, suç işleyen herkes bugün olmazsa yarın adaletin sert duvarına çarpacak burnunu ve o burnunun kemiğinin sızladığını görecek. Ama ben insanların, ben herkesin burnunun direğinin falan sızladığına inanmıyorum artık. Bunu yıllar önce yine bir emniyet müdürü bana söylemişti. Demişti ki siz orada
normal sağlıklı insanların vicdanlarıyla konuşuyorsunuz ama evet, karşınızdaki her insanın öyle bir vicdanı yok. Orada yanılıyorsunuz demişti. Çok doğru söylüyor. Öyle. Ama biz tabii yine hukukçu olarak direği, objektif konuşacağız. Orada burnunun direği herkesin sızlamıyor. Herkesin vicdanı o şekilde sızlamıyor. Yani zaten sızlasa bütün bu olayları konuşmayız. Yani şimdi biz ideal olan konuşmayı yapacağız. Evet, ben size şöyle İnandığımız konuşmayı yapacağız. Tabii ki biz doğal konuşacağız. Ben size şunu söyleyeceğim Labit Bey. Siz taksicilik yaptınız mı? Efendim? Taksicilik yaptınız mı? Taksicilik demek... Yaptı. Vallahi taksicilik çok... yaptınız mı yapmadınız mı? Çok çok eskiden yani. Yaptınız. Peki siz bu taksicilik yaparken Emel Hanım'la tanışıyor muydunuz? Yok, hayır canım. Çok telefon geliyor bu şekilde sizin Emel Hanım'la arkadaşlarınızın daha önceki yıllara dayandığına Ablacığım, dair. Ablacığım ben Emel Hanım'ı Hüseyin amcaların yanında tanıdım. Burada bu çiftlikte çalışırken tanıdım. İşte ama mesela bir arkadaşınız aradı, sizin onunla görüştüğünüzü söylüyor. Bir değil hatta iki kişi. Hayır, ben Emel Hanım'ı Hüseyin amcalarda tanıdım. Tamam, şöyle tanıdınız. Daha evvelde bir tanışıklığınız var hayır, mıydı? Hayır, hayır, hayır. Asla. Hayır. Yalancı ya. Hiç tanıdığımız, gördüğümüz değil. Bak, yani şunu da söyleyeyim. Bunu Yıldız Hanım da biliyor. Biliyorsunuz Emel Hanım'ın bu ikinci çocuğuyla ilgili çocuk benden değil diye iddia eden bir beyefendi geldi. Yani insanlar sizin bu tanışıklığınızı, bu alışverişinizi falan oraya falan bağlamaya çalışmışlar da o yüzden hayır, soruyorum. Hayır. Taksicilik ben çok çok eskiden yaptım. Belediyeden çok çok eskiden işte o yüzden çok eskiden doğmuş o kız çocuğu. Hayır, biz Emel Hanım burada tanıdık. Evet. Hüseyin amcaların yanında tanıdık. Kendi orada çalışıyordu. Taksicilik yaparken bir tanışıklığınız var mıydı? Sizin hayır, taksinize hayır. Bindim mesela. Hayır. Ha, o zaman kredi kartıyla alışveriş yapmak da mantıklı gelir bana. Çünkü kızımdır. Kızıma alışveriş yaparım. Helali hoş olsun. O zaman ama tüm olaylarda değişir o zaman ha, ama. O zaman evli olduğum karıya da bunu sormama gerek yok. Doğru. Doğru. Onun deyimiyle. Neyse doğru. Onu o bilmiyorum ben de. O ifadeleri kullanmayalım da. Yani. Hanımefendiye diyelim, kadına diyelim evet. Hayır, onun deyimiyle diyorum. Hı, onun ya. Deyimi güzel bir deyim değil zaten. Aynen. Öyle mi? Bu da bir başka hanımefendim. O ne diyor? Hanımefendi günaydın. Alo. Alo. Günaydın efendim, buyurun. Günaydın. Buyurun. Şey, ona söyleyin, o taksicilik yaptığı dönemde benim evime geldi kahvaltıya da. Öğleden sonra niye benim telefonuma mesajları gönderdi de işte benimle olur musun, sana hayat açarım, sana istediğini alırım gibisinden mesajlar yazmıştı. Sorun. 11. işim ben, yapar, inanıyorum. Yapar. Çünkü bak, sizin pardon bir dakika. Yoktu. Sizin evinize niye kahvaltıya geldi? Ben kızımı doğum yapmıştım sezeryenle. Evet. Annem demiş ki hadi gidelim işte kızın çocuğunu yıkayalım. Taksiden geldiler. Ben onlara limon ağacının dibinde kahvaltı düzdüm. Sonra annem çocuğu yıkadı. Durmadılar zaten. Gittiler. Öğleden sonra da direkt mesaj geldi bana. Sonra ben de eşime dedim ki işten geldi, çiftçilikte çalışıyordu. Dedim telefonu aldım. Sabahta öğleden beri mesaj geliyor dedim. Dedi kimden, getir bakayım dedi. Din geldi elini hatta oturmadı. Bak din geldi elini yüzünü yıkamadan mesajları okudu. Senin dedi bundan haberin var mı diye sordu bana. Dedim benim haberim yoktur. Aradı. Artık eşim orada küfür etti kendisine telefonda şudur budur. Kalk kötü niyetim yoktu. Kötü niyetin yoksa dedi niye böyle mesaj yazıyorsun dedi kendisine. Sonra kalktım biz Antakya'ya çarşıya gittik. Eşim büyük abimgilden bir bıçak almış cebine. Ben gördüm. Hayda. Hatta ki bak abimin arkadaşı vardı. Onu aradık. Dedik acele gel buraya, bir şey oldu burada. Yeğenimi aldı küçük, 10 yaşında bile yoktu çocuk. Aldı çocuğu gittiler köprü başında. Yakaladılar kendisini. Eşime arkadan elini tutmuş. Adam bırak onu diyeyim. Bırak demiş abi ben... öldüreceğim bunu. Yok demiş, sok cebine onu. Alıklar eşimi gelikler. Kendisi öyle kurtuldu. Kimmiş bu adam ya? Kimmiş? Kimmiş adını ben söylerdim adımı ama kendimi şu an burada rencide etmek istemiyorum. Ama zaten Selvi hanımefendi işte rencide olunmuyor. Millet bize yapıyor, biz söyleyince rencide olmuş gibi. Yani toplumdan da bunun gerçekten ben silinmesini istiyorum. Yani. Bize bir şey yapılın, bak ben de dahil olmak üzere bize yapılanı anlatmaya utanıyoruz da. Aslında yapan utanmalı. Kesinlikle. Ama işte bu toplumda kadınlar kendilerine yapılan bir şey anlattıkları zaman rencide olmaktan korktukları için milletin de böyle bir abuk subuk bakışları, sözleri olduğu için biz kadınlar bunları anlatamıyoruz.
Yani bugün kaç kadın acaba tacize uğradığını anlatabilir falan filanı ayrıca oturup konuşmak lazım tabii. Yaptınız mı böyle bir şeyle bitmeyin? Tabii Allah, ben bir şey hatırlamıyorum. Ya hanımefendi, eşi de yanında. Sizin okuma yazmanız yokmuş galiba, değil mi? Evet, benim okuma yazmam yoktu. Ateki ondan sonra ben ikinci çocuğumu doğum ettim. Oğlan çocuğu 6 aylıktı kucağımda. Hı. Gece okuluna gittim. Okuma yazmayı şu anda biliyorum. Helal olsun sana. Diyor ki benim okuma yazmam olmadığı için, ben şimdi anladım. Okuma yazması olmadığı için kocasına diyor ki bana mesajlar geliyor. Bak, kocası da diyor ki işte sana buradan mesajlar geliyor. Ben de mesaj atmayı bilmem. Tamam, seni bıçakla kovaladı mı kimse? Abicim oradan hatırlarsın. Kadının adı önemli değil ki. Seni bıçakla kovalayan kaç kişi oldu hayatında? Devallah bir şey, kimse olmadı. Devallah, devallah, lebillah. Böyle bir eşi de, şey olmadı eşiniz da. Eşiniz de yanınızdaymış. Hatırlatsın bir kendini o zaman. Eşim köprü başında. Galeri, bak adını vermiyorum. Bundan önce galeride çalışan bir arkadaşı geldi buraya. Adını da verdim şu anda eşimin. Bak Selvi teyze beni çok iyi tanır. Eşiniz yanınızda mı şu an? Benim eşim engelli, öbür odada. Telefona çağırabilir misiniz? Yani teyit edebilir mi bunu? Evet, eşim zaten arıyor. İki günden beri sizi arıyor. Tamam, ateki eşinizi Selvi teyze için arıyor. Söylesin. Belki onun sesinden tanır. Selvi Hanım'ı da mı tanıyorsunuz? Evet, Selvi teyze bizim çok sevdiğimiz bir kadın. Seni de tanıyor. Kim acaba ya? Ben de hatırlamıyorum. Tamam, neyse, ismi önemli değil yani. Böyle bir olayı hatırladınız mı Labit Bey? Efendim, levallah. Hatırlamadım valla şey, canım. Ya bir şey söyleyeceğim. Eşin böyle bir, en ufacık bir şey söylediği zaman kadına harar harar saldırıyorsun da niye o zaman sana böyle bir şey ya, olduğunda onlara demiyorsun ben yaptım yapmadım diye? Ya var ya, yemin ediyorum ya, yakında bu ülkede hiç evlilik falan kimse kalmayacak ha. Valla hiç yani. Ben böyle göre göre yani artık nefret duygusu, ettim ya vallahi. Güven duygusu tamamen ortadan yani kalkıyor. Yani bunlar evlerini aldıkları kadına her türlü şeyi söylemeye kadına, evdeki kadına karşı çok cesaretlisiniz. Yani çok ayrıntısını vermek istemiyorum şey ama aslında tamamen o evdeki kadının vicdanına emanet olduğunuzu da unutmayın. Hani böyle kendinizi böyle uyanıkken çok böyle güçlü falan sanan böyle bir tip erkek grubu var ya, bak çok az aslında sayınız yani, bunu bütün erkeklere söylemiyorum yani, bir kısmını tenzih ediyorum ama böyle bir grup var yani, böyle işte hani karı diyen karısına falan, böyle siz evet, de öyle yapıyorsunuz evet, falan. Gördünüz. Ondan sonra böyle bir tavrınız böyle, benim aşağı kredi kartım, ya, benim param, benim bilmem ne falan diyen, kendinizi böyle çok fiziksel gücünüzü onu ezmekte kullanıyorsunuz. Ve o kadın evet, şu an çok boynu bükük. Evet. Belli ki nasıl bir psikolojik baskı altındaysa, konuşamayan edemeyen bir kadın. Evet. Belli onun o halin, onu alıyorsun ondan. Ama bu erkekler dışarıya karşı bir kere hiç çıtlarını çıkartamıyorlar, o bir. Bak Mehmet'e karşı çıkartamadın. Mehmet'in söylediği daha şeydi çünkü, daha ağır bir şeydi. Ona karşı sesini çıkartamadın. Şimdi bu kadına da aynı şekilde. Ama o kadının vicdanına emanetsin. Uyuyorsun, uyuyorsun abi, uyuyorsun. Uyuyorsun, o yatakta uyuyorsun yani. Onun yaptığı, pişirdiği yemeği yiyorsun. Biraz hakikaten yani bu kadınların da cinlerini tepelerine toplamamak, kadınları hayır, da zıvanadan çıkartmamak lazım. Üstündeki kıyafetle yani, sokağa atıyor. Evet. Üstündeki kıyafetle sokağa atıyor. Bizim bakıcının kızına alışveriş yapıyor. Bu nasıl bir ahlaksızlık? Sen evet, nasıl? Kaç yıllık karını sen niye kıyafetlerini vermiyorsun da Emel'in kıyafetle, o zaman kızına? Çok teşekkür ediyorum. Emel'in kızına alışveriş yapana kadar kadının kıyafetlerini niye vermiyorsun abi sen ona geriye? Al dedim ben kendisine, götürme, almadı. Nereden yalan söyleme ya? Yalan söyleme. Hayır, kadının evi değil mi orası? Sen nasıl atarsın ki onun eşyalarını? Nasıl kadının evi? Bir çalıştığı bir iş yeri orası. Nasıl kadın o evi? O zaman değil erkek ki adam olacak iş yeri. Ya adam, o adam boşalt dedi bana. Burayı boşalt dedi adam iş veren. Tamam, senin nikahlı karın değil mi? Götür dedim. Sokağa at. Götürmedi. Senin nikahlı karın değil mi? Götürmedi, gitti, geri gelmedi. E tamam da sen nereye gidiyorsan eşyalar da oraya gelecek. Senin sonucun nikahlı karın. İnsan karısını sokağa atar mı? Sokağa atmadım, kendi kendine gitti. Hayır, beni annemlere bırakmadın mı? Beni annemlere bırakmadın mı? Cevap ver bana. Annemlere gittiğim zaman sadece üstümdeki gitmek çamaşırla. Istedi, hayır, hayır. Daha tam gitmek gittim istediği yerden niye geri almadınız? Ben 3 defa geri gittim eve. 3 defa geri gittim. Çünkü oturduğumuz yerin nimetinden, o ortamdan ayrılmak istemedim. Dedim canım Labit bak dedim. Biz buradayız, çok rahatız. Ekmek elden, su gölden misali. Burayı kaybetmeyelim bak. Ondan sonra sen yapamayacağın duruma geldiğin zaman ben devralırım bu işi. Ben devam ettiririm dedim. Yok dedi, ne halin varsa görsen git buradan, başımda durma dedi. Benim işim gücüm var dedi. Bağırdı çağırdı beni def etti yanından.
Sonra tekrar gittim, baktım evde bir şey yok. Nereye götürdün? Bir depoya attım dedi. Yalan mı? Yalan. Bir depoya atmadın mı? Yalan. De, nerede eşyaları? Bu da yalan. Yalan. Hayır, nerede eşyaları? Eşyaları nerede? Eşyalar köyde, evde geçsin alsın. Ben kendisi dedim götür dedim, git araba getir, hammal getir, parası benden götür dedim. Adam bizi çıkartıyor, başka aile getirecek yerimize. Tamam, şu anda nerede eşyaları? Köyde, evde. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.